Teşekkür ederim. Son olarak bir konuyu sizlere sormak istiyorum programımızın sonuna yaklaşırken. Suriye lideri Beşar Esad, Sayın Ahmet Yavuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Erdoğan istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söyledi. Sky News Arabia kanalına verdi bu söyleşiyi. Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında olamaz dedi. Siz bu cümleyi nasıl okursunuz? Valla ben Suriye konusunda kendi ülkemizi başından beri, ilk günden beri ağır bir şekilde eleştiriyorum. Hı hı. O yüzden Esad'ın da bu ifadesini çok doğru bulmuyorum. Yani Esad ülkesi parçalanmış vaziyette, parçalanmasın diye Türkiye ile işbirliği yapması gerekiyor. Yani bana göre şu anda Suriye meselesini çözme kapasitesine sahip en önemli ülke Türkiye. Ha, tek başına çözemez. Öyle bir iddiam yok. Yani bu işin Amerika ile görüşülmesi gerekiyor. Çin'in devreye sokulması gerekiyor bana göre. Yani kendi düşüncemi söylüyorum tabii. Rusya'nın bile eskisi kadar inisiyatifi kalmadı. Çünkü Rusya önemli ölçüde Ukrayna'ya angaje oldu yanlış bir kararla. Mümkün olduğu kadar Suriye'deki pozisyonunu muhafaza etmeye çalışacak ama Türkiye gerçekten samimi ise bu işi çözecek durumda bir konuda, ancak Esad'ın da işte biraz Avrupa'nın, Arap Birliği'nin etkisi, onların desteğini aldı, şu oldu bu oldu, fazla havalara girmemesi lazım çünkü kendi ülkesi henüz coğrafi bir bütünlüğünü ve siyasal birliğini sağlayabilmiş değil. Tamam, Erdoğan'la ilgili söylediği şu, işte Türk ordusu çıksın. Türk ordusu çıksın da o Türk ordusu kolay çıkmaz. Yani bu işler uzlaşmayla olur. Türk ordusuna bir takvim verilir. Ama önce Esad'ın evet biz Türkiye'nin samimi mi değil mi? Çünkü bu konularda güvenim de benim kalmadı. Çok defa Erdoğan'ın ağzından şu çıktı, işte Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, hatta devlet egemenliğine, bir kere de onu söylediler. Katılıyoruz, ondan yanayız, buna tarafız dediler. Gerçekten taraflarsa Türkiye'nin şu anda ekonomik sıkıntılarını bile aşacak, aşar mı aşamaz bilemem. Çünkü çok şey kaybı, mevzi kaybı oldu. Ama Türkiye'ye tasarruf sağlayacak adımlar Suriye probleminin çözümünden geçiyor. Mesela iktidar değişseydi, benim yeni bir iktidar kurulsaydı, ilk yapmaları gereken iş süratle şunu Türkiye'den Esad'ın istememesi lazım. Bakın, ben Suriye probleminin çözülmesinden yanayım. Şimdi Cumhurbaşkanı olsam adımımı bu yönde atarım. Ama Esad'a şunu diyemem yani. Esad, benimle konuş. Ama ben hemen ordumu çekeyim. Hayır, ben oradan ordumu Esad'ın peyderpey duruma hakim olmasıyla çekebilirim. Dolayısıyla bu gerçekçi zeminde Esad'ın hareket etmesi lazım. Daha İdlib iltihaplı bölge, oradan ne çıkacağı, oranın birlikte temizlenmesi lazım. Bu bölgelerdeki terörün birlikte temizlenmesi ve peyderpey bir yıl olur, iki yıl olur. Yani ben Genelkurmay Başkanı olsam kendi Cumhurbaşkanıma karşı çıkarım. Bir yıldan önce, bugün anlaşma olsa, iki yıldan önce belki orayı terk edemem. Onun için Esad'ın da yüksekten uçmaması gerekir. Yani bundan Şam'a da bir mesaj göndereyim. Çünkü bu yanlış Suriye politikası Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Peki. Suriye'ye de pahalıya mal oldu. İkinci olarak bize pahalıya mal oldu. Esad'ın da Arap inadını bırakması lazım. Onların da makul seviyeye gelmesi lazım. Buradan onlara da bir haber gönderelim. Aklılarını başlarına alsınlar. Çünkü kendi ülkeleri ne halde? Teşekkür ederim. Sinan Bey, böyle bir dakikada yorumunuzu toparlamanızı rica edeceğim. Çok az vaktimiz kaldı çünkü. Suriye sorusu mu? Evet. Şimdi Suriye konusunda tabii gelinen nokta dış politikanın bize öğrettiği çok önemli bir ders mahiyetinde. Dış politika ekonomi gibi değil.
ekonomide bir hata yaparsanız sonra kendi içinizde bu hatayı düzeltirsiniz. Dış politika maalesef öyle değil. Dış politikada bir hata yaptığınızda bu hata size nesiller boyunca bir maliyet yükleyebilir. Çünkü bu hatayı tek başına düzeltme imkanınız pek kalmıyor dış politikada. Karşı tarafı da ikna etmeniz lazım. Yani bir oyun teorisi bağlamında hep dış politikayı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Suriye böyle bir vaka. Burada geçmişte yapılan vahim bir hatanın şimdi bir şekilde ortaya çıkan maliyetleri maalesef ortadan kaldırma imkanı yok. Ama en azından bundan sonra bu maliyetleri hafifletecek bir çözüm bulmak lazım. Bu çözümde bir şekilde Esad'la diyaloğun güçlendirilmesinden geçiyor. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan burada temelde iki önemli nokta var. Bir, güvenlik, yani bir anlamda 2011 öncesi, hatta işte önce Adana mütabakatı 1998 ve sonrasındaki gibi Türkiye'nin o bölgeden kaynaklı güvenlik sorunlarını asıl sorumlu olarak Şam hükümetini görmesi, bu bir çözümün parçası olması gerekiyor eğer Türk ordusu o bölgeden çekilecekse. İkincisi de bu yapılırken Türkiye'nin bir diğer çok önemli önceliği de ülkemize gelmiş olan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Suriye'ye geri dönebilmelerini sağlayacak bir çerçeve yaratmak lazım. Bu formülde en nihayetinde Esad'dan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu iki kulvarda diplomasisini maharetle yürüterek ve burada da bu maharetli diplomasi sadece ikili bir diplomasi olmaktan çıkıyor o zaman. Çünkü Esad'a başka unsurlar üzerinden baskı yapacak, özellikle bu sığınmacıların geri dönüşü bağlamında Esad'a baskı yapacak diğer kanalları da kullanmak gerekiyor. Bu kanallardan bir tanesi ekonomik kanal. Suriye'nin yeniden imarı için uluslararası toplumun ortaya koyacağı para üzerinden bu baskı yapılabilir. Ama bu iki kulvar üzerinden Türkiye'nin önümüzdeki vadedeki diplomasisini şekillendirmesi lazım ve burada geçmişin hatalarına saplanmadan en azından yeni bir gelecek tasavvuruyla bu diplomasinin ilerletmesi lazım. Bunda bildiğimiz, zaman zaman geçmiş dönemde maalesef eksikliğini duyduğumuz ama genel olarak bildiğimiz Türkiye'nin devlet aklı ve diplomasi tecrübesini sahaya yansıtmasıyla bu sonuçtan elde edilebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Utku Bey, bir eklemeniz olacak mı bu konuda? Son bir dakikam sahiden, çünkü tabii, içeriden bayağı baskı çok kısa yapıyorlar buna. Zaman dağılınızı biliyorum. Çok kısa zaman dağılınızı biliyorum. Birincisi tabii ki bakın 12 yıldır söylediğimiz noktaya bu iktidar anca gelebildi. Suriye ile görüşülmeli dedik. Esad iyi bir adam mı? Değil. Ama bizim güvenliğimiz, vatandaşımızın güvenliği her şeyden önemlidir. Bu görüşmede tabii ki Suriye bizim için güvence vermeli teröre karşı, ama bir taraftan da AKP'liler, Türkiye'yi yöneten kadronun artık Suriye politikasında bir karar vermesi lazım. Hala Esad'ı devirmek isteyen grupları desteklerseniz, yani dinle de irtibatlandırmak istemiyorum ama o gruplara hala destek verirseniz Esad'dan ya da işte arabulucu ülkeler var maalesef, yani Astana süreci adı altında bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz diyorsunuz Astana sürecinde, bir taraftan Esad'ın gitmesi için faaliyet yürüten gruplara destek veriyor. Türkiye'nin bu konuda kararını vermesi lazım. Adana mutabakatına dönülmesi lazım. Maalesef en büyük hata Türkiye'nin Adana mutabakatı sürecindeki güvencelerini bırakarak Suriye'de rejim değişikliği gibi bir maceraya atılması oldu. Sinan Bey'in söyledikleri zaten dört dörtlük bir şekilde çerçeveyi çizdi. Uluslararası toplumunda göçmenlerin, Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesi konusunda hem Türkiye'ye yardım etmesi hem de Suriye'yi teşvik etmesi lazım. Yani bize verilen paraların şu anda sizde dursun diye aslına bakarsanız Suriye'ye verilmesi lazım. Ülkenize geri alın diye biz de gönderebilmeliyiz. Daha uzun konuşulur ama bu noktada bizi bekleyen en önemli tercihlerden biri de Türkiye'yi oradaki İdlib'de ne yapacağız? Yani o eli kanlı o örgütler, peki, noktasında Türkiye bir karar verebilecek mi? Bir denklemin bir ayağı da bu diye görüyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Utku Çakır Özel, ben çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Sayın Sinan Ülgen, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz katıldığınız için. Sayın Ahmet Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.